Annem ocağa et koydu arkadaşlar. İçinde et var, haşlama. Güzine işte şu anda pişmiş de olabilir. Şöyle bir açarsam sıcak mıdır? Çok sıcak değil. Evet, et pişmiş kardeşlerim. Sobada haşlama et. İnanırım ki çok lezzetli olacak. Bakın bu köylerde her odada bir banyo var. Gördüğünüz gibi. Burada işte yeni evlenen çiftler. Öncelerde tabi bu şoftan falan yok. Her şey doğal da babam bunları taktırmış. Önceden işte evlenenlerin herkesin bir odası olduğu için, 4-5 aile aynı evde yaşadığı için her odada böyle dolabın içinde banyo var. Yani incelik aslında güzel bir şey, kötü bir şey değil bence. Semaverde çay demledik. Onur. Yıllardır duymuşum bir rüyaya dalmışım. Yalan dolu sözlere nasıl da inanmışım. Bize bir sallan bakalım. Yıllardır duymuşum bir rüyaya dalmışım. Yalan dolu sözlere de nasıl da inanmışım. Şansım beni bulmadı, çok denedim olmadı. Adam gibi sevgili bu dünyada kalmadı. Allah hadi bir daha. Şansım beni bulmadı, çok denedim olmadı. Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı. Selamünaleyküm dostlarım, ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlere köy vlogunu çekiyorum. Her şeyi çok beğeneceksiniz. Her şey doğal. Meyveler, sebzeler birazdan dalından göreceksiniz. Bu güzel şirinle bizim köydeki evimiz kardeşlerim. Birazdan burayı da göstereceğim. Her şeyi çok beğeneceksiniz. Haydi videoya geçelim. Siz hiç dalından erik yediniz mi kardeşlerim? Bakın hafif bir yağmur yağdı. Yollar falan ıslak ama işte kardeşlerim. Alis mulis. Şekilde erik abi, her şey doğal ya. Her şey doğal abi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Oh mis mis. Çatal zeytinin hırçın dargaları. Onur gel Onur. Birçok çeşit erik çeşidi var. Bakın bunlar da işte can eriği diye geçiyor. Hafif böyle kırmızı, daha tatlı erik bunlar kardeşlerim. Şöyle gösterirsem. Hafif kırmızı ve daha tatlı oluyor. Şöyle köydeki evimize doğru gidelim. Evet, şurada daha olgun da var. Yani bunlarla genelde meyve suyu yapıyorlar. Komposto falan böyle şeyler diyorlar. Evet, kuş sesleri her tarafta cıvıl cıvıl. Şu şekilde. Bu da ıhlamur ağacı kardeşlerim. Ihlamur içen var mıdır bilmiyorum. Ağaç yıkılıyor abi, yıkılıyor ya. Küçükken ben 7 yaşında İstanbul'a geldim. 97'de geldim. Şuraya salıncak asardım. Şu dala arkadaşlar. Hala aynı dal. Şu dala salıncak asardım. Burada sallanırdım gümbür gümbür. Şurada gördüğünüz şu tarafı, burada bir oluk vardı. Şimdi artık o kullanılmıyor. Bu oluktan inekler su içerdi. Bizim ineklerimiz vardı. Tabii artık bunlar kullanılmıyor. Şuraya da hep yol yapardım kardeşlerim. Tahtadan böyle, elmadan falan
inek öküz yapardım kendime sopayla mupayla. Onlarla oynardım çocukken. 5-6 yaşındayken hatırlıyorum yani. Şu şekilde köydeki evimiz. Birazdan içeriği de göstereceğim. Fırın kardeşlerim. Fındık ağacı. Fırın burada. Doğal, her şey doğal ya bu fırın. İçinde ateşi yakıyorlar abi. Lahmacun kızart, ekmek kızart. Neler neler, her şeyi yaparsın. Doğal fırın, bildiğiniz doğal fırın yani. Keşke vaktim olsa da bunların hepsini beraber incelesek, yapabilsek ya. Ama yarın dönüyorum maalesef. İşte eskiden ineklerimiz, koyunlarımız falan vardı. Alt tarafın taş olmasının sebebi dam arkadaşlar, dam diyoruz. Ay yıldızı bayrağımız kapıda her zamanki gibi. İneklerimiz vardı, eşek, koyun, tavuk falan bir sürü hayvanımız vardı. Bu da işte çeşmemiz. Buradan akan her suyu içebilirsiniz kardeşlerim köyde. Musluk derdiniz yok İstanbul'daki gibi. Artık su akı akı yosun bağlamış. Bunun içinde ben hep küçükken yatıyordum kardeşlerim. Oluğun içinde. Tabi böyle hep yosunlu değildi o zamanlar. Kullanılmıyor. Artık hayvan da yok. 10 senedir hayvanımız yok. Ne oluyor? Bu şekilde artık kalıyor böyle işte. Mis gibi, buz gibi su arkadaşlar. İçmeye doyamazsınız. Ah. Fındık ağaçları. Bu elma ağacı, daha elmalar tam olmamış, mevsimi değil şu anda. Gördüğünüz gibi. Abi her yer cıvıl cıvıl ya, kuş sesleri, muş sesleri. Efsane. Şu şekilde bakın, fındıklara bakın arkadaşlar. Fındıklardan yedim bir tane de tam olmamış. Sıklı şu anda. Daha fındık mevsimi değil. Var fındığa bakın. Şurada daha iyi görebilirsiniz. Çilek var şu anda biraz işte. Şeyi de göstereyim. Bakın bu da babaannem kendine bostan yapıyor. Bunlar kıvırcık kardeşlerim. Doğal kıvırcık. Daha küçük tam olmamışlar ama çok lezzetli. Evet, kiraz. Bakın kirazın güzelliğine bakın. Çok tatlı ya. Efsane bir şey. Cennetteyim sanki. Cennette abi. Bakar mısınız? Kirazlara bakar mısınız abi? Dolu ağaçlar, dolu ya. Bunlar da doğal çilek. Hepsi doğal kardeşlerim, gördüğünüz gibi. Çok tatlı oluyor yerken. Şöyle, bu da az önceki sarı kirazlı, bu da kırmızı kiraz. Çeşitli birçok kiraz çeşidi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsinin lezzeti başka. Armut ağacı. Armutları mevsimi değil, o yüzden şu anda yenmiyorlar ama oldukları zaman çok güzel oluyor armutlardı. Hepsi armut kardeşlerim bunların. Şöyle kiraza bakar mısınız? Yavaş yavaş eve gidelim. Dutlara bakın arkadaşlar, dut ağacı. Belki dutlar görünmeyebilir, hep yere dökülmüş. Yerde göstereyim şu şekilde. Ağaçtan dökülen dutlar yerde kardeş. Ziyan olmuyor, onları da börtü böcek arılar yiyor. Hiç olmadı. Toprağa karışıyor, gübre. Etraftaki abim askerlik yıllarından kalma. Bu duvar örtüsü çok eski kardeşlerim. Ben kendimi bildiğim bileli var gerçekten. Bu şekilde şuradan çıkalım. Evet, burası salon kardeşlerim. Her şey tahta, ahşap. Çatıya bakın.
gördüğünüz gibi tipik bir Karadeniz evi arkadaşlar. Tipik bir Karadeniz evi. Şu şekilde şöyle gidersem. Burada eskiden bunların içinde buğday, un falan saklıyorlarmış. Evet, odalar biraz dağınık olabilir. Çünkü 4-5 tane aile yatıyor şu anda bu evde. 7 tane odası var. Bu şekilde. Annem ocağa et koydu arkadaşlar. İçinde et var, haşlama. Güzine işte şu anda pişmiş de olabilir. Şöyle bir açarsam sıcak mıdır? Çok sıcak değil. Evet, et pişmiş kardeşlerim. Sobada haşlama et. İnanırım ki çok lezzetli olacak. Bakın bu köylerde her odada bir banyo var. Gördüğünüz gibi. Burada işte yeni evlenen çiftler. Öncelerde tabi bu şoftan falan yok. Her şey doğal da babam bunları taktırmış. Önceden işte evlenenlerin herkesin bir odası olduğu için, 4-5 aile aynı evde yaşadığı için her odada böyle dolabın içinde banyo var. Yani incelik aslında güzel bir şey, kötü bir şey değil bence.